Yedik Silah'tan hepinize tekrardan merhaba. Ben Ahmet. Bugün farklı bir konuyla karşınızdayım. Konuğumuzun başlığı hangi tüfeği almalıyım? Şimdi ilk sorum şu. Hangi alt tüfeğini hangi amaçla almak istiyorsunuz? Özellikle en önemli sorumuz bu. Neden diye soracak olursanız, şimdi e, güvenlik amaçlı için farklı bir tüfek çeşidi söyleyeceğim ben size. E, i̇şte avcılık için farklı bir e, tüfek çeşidi söyleyeceğim. Sportif e, amaçlı veya hedef atışı amaçlı ben size farklı tüfekler söyleyeceğim. Şimdi ben ilk e, avcılık için size bir tüfek göstereyim. E, avcılık dediğimiz konu zaten. Birkaç farklı dala ayrılıyor, e, uçar kaçar avlar var, e, domuz avı var. Şimdi ben ilk başta size domuz avı ile başlamak istiyorum. Şimdi domuz avı için e, genelde avcılar, e, slak namlulu tüfekler kullanılır. Bu elimdeki tüfeğimiz Stoger M3000 Peregrine modeli. E, sabit bir dipçi mevcut, polimer bir tüfeğimiz. E, genelde domuz avlarında e, gez arpacık kullanılır. Ee, onu da söyleyeyim. Bu tüfeğimiz 4 artı 1. Ee, bu tüfekleri ben zaten e, hepsini yakın çekim ve detaylı videolarını diğer ekstra videolarla ben e, size çekimini yapacağım. Şimdi bu yarı otomatik tüfekler kullanılır genelde domuz avlarında. E, yani daha çok avcılıkta yarı otomatik tüfekler kullanılabilir. E, onu da söyleyeyim. Şimdi şöyle domuz dediğimiz hayvan... E, <laughs> gayet güçlü bir hayvan, kuvvetli bir hayvan ve genelde bir mermiyle düşmeyebiliyor. Kullandığınız fişeye göre, mermiye göre de değişim sağlayabiliyor. O yüzden genelde 4 artı 1 veya 7 artı 1 bir tüfek kullanabilirsiniz domuz avlarında. Şimdi ikinci bir tüfeğimiz 7 artı 1 Ata Arms'ın üretmiş olduğu CE taktik modellerinden alev gizleyenli. Gez, gez arpacıklı modelimiz. Üstünde pikatin rayı mevcut. haki güzel bir rengi var. Bu da yarı otomatik bir tüfeğimiz. Gayet de şık bir tüfeğimiz diyebilirim. E, 7 artı 1 tüfek domuz avlarında kullanılır. E, 4 artı 1 de kullanılır. Çünkü dediğim gibi tekrardan söylüyorum domuz çok kuvvetli bir hayvan ve işinizi cidden şansa bırakmayın. E, bu yer otomatik modeller domuz avlarında genel olarak kullanılır. E, namlu boyları da çok uzun olmasına gerek yok. Sılak namlu olsun. E, yeterli bu sizin için. Domuz avlarında bu tüfeklerimizi e, söyleyebilirim. Söylemeyi unuttuğum bir konu var. Eee... Bu gösterdiğim tüfekler 12 kalibre fişek kullanıyor. Yani domuz avlarında tek kurşun fişek kullanmanızı tavsiye ediyorum. Zaten diğer türlü bu hayvan yıkılmayacaktır. 12 kalibre dediğimiz fişek de bu. Bunları da zaten ben hepsini yakın çekim göstereceğim. 12 kalibre fişeklerimiz burada mevcut. Burada diğer bir tüfeğimiz, yani domuz avını geçtik artık. Uçan kaçan avlarımız var bizim. Keklik olsun, diğer uçan kaçan avlar olsun. Onlar için güzel bir tüfeğimiz. Genelde uçar kaçar avlarda havadaki hayvanlardan bahsediyorum. Uzun namlu tüfekler kullanılır. Tek şerit namlu olur. Bunlar slag namlu değildir. Onu da söyleyeyim. Şoklu namlular. Burada şerit namlunun üzerinde bir tane kırmızı arpacık olur. Yani hedefe baktığınız zaman kaldırdığın zaman direkt hedefle yani arpacıkla hedefi birleştirdiğiniz zaman Düzgün bir atış yapabilirsiniz. Burada da AMSA'nın 10. yıl e, tüfeği var. Bu da gayet şık bir tüfeğimiz. Onun da videosunu ben zaten hepsini çekeceğim. E, genelde kuş avlarında şöyle söyleyeyim. Saçma dediğimiz fişekler vardır. İçinde ufak ufak kurşunların bulunduğu e, bir fişeğimiz. Bunu da zaten hep yakın çekim göstereceğim. Çok belli olmuyor ama yine bu tüfekler kullanılabilir. E, uçan kaçan avlarda tek kurşun kullanılamaz. Onu da söyleyeyim. Hayvan ortadan ikiye böl bölmek istemiyorsanız. Şimdi diğer bir av tüfeğimiz, e, süperpoze dediğimiz sadece iki mermi fişek kapasiteli atabilen bir tüfeğimiz. E, bu süperpozenin avantajı nedir? Bu süperpozelerde güç kaybı yok. Yani mermi olduğu gibi aynı güçte fırlatıyor. Onu söyleyeyim. E, yine şok bulunuyor bunlarda. Bunlarla trap da atılabilir. E, havaya plak atılabilir. Onları da göstereceğim ben zaten. Trap dediğimiz olay da bu. E, turuncu bir plak. Bunda yakın çekim gösteririm. E, bunu havaya atıp havada vurabiliyoruz bu tüfeklerle. Ama genelde e, trap tüfekleri bir tık daha farklı oluyor. E, şurada dipçik ve e, şöyle şöyle söyleyeyim yanak ayarı mevcut. O yanak ay ayarıyla direkt havaya atılan pla hızlı bir şekilde vurabiliriz. Bu tüfekte Beretta'nın e, harika bir süper pozesi. Gayet güzel, çok yakışıklı bir tüfeğimiz. Bunlar dediğim gibi uçan kaçar avlarda kullanabilirsiniz. Aslında bütün avlarda kullanılabilir ama domuz avı biraz riskli. Çünkü dediğim gibi iki tane fişek atabiliyoruz. Bu iki fişekte domuz düşmezse yani tüfeği bırakıp ağaca tırmanabilirsiniz. Onu da söyleyeyim. Şimdi diğer bir konu başlığımız olan güvenlik. Aslında en çok istenilen tüfeklerden bir tanesi. Bir pompalı. Bu Winchester'ın SXB modeli. Güzel bir pompalı av tüfeğimiz. Pompalı ne için kullanılır? Pompalı manuel bir sistem arkadaşlar. Yani şu kolunuz veya şu kolunuz çalıştığı sürece bu tüfek de çalışacak. Yani tutukluk problemi en az olan tüfekler diyebilirim. Ee, çünkü yani şu şu işi hızlı yaptığınız zaman e, tüfek zaten hızlı bir şekilde, e, doğru bir şekilde çalışacak. E, bu 7 artı 1. Bu genelde nerede kullanılır onu da söyleyeyim. E, ev savunması, e, güvenlik, e, avda da kullanılabilir. Ama genelde ev savunması için tercih edebileceğiniz tüfek bu pompalı av tüfekleridir. Genelde şarjörlüler de tercih ediliyor. Ee, şu anda çünkü neden diye soracak olursanız onu da birazdan anlatacağım zaten. Ee, bu da 7 artı 1 bir tüfeğimiz. Ee, Slug namlu. Güzel bir pompalı av tüfeğimiz. Genelde güvenlik için kullanılır. Tekrar söyleyeyim. Ee, 12 kalibre fişek atar. Ve bu pompalıların e, güzel bir özelliği var. E, plastik fişek dediğimiz, kavuşuk fişek dediğimiz bir fişeğimiz var. Bu fişeyi e, sadece pompalı tüfekler atabiliyor. Yani sadeceden kastım. Diğer tüfekler de atabiliyorsunuz ama bu fişeğin Basıncı düşük olduğu için diğer tüfekler kendini kuramıyor. Diğer gazlı ve kinetik sistemliler kendini kuramıyor. Ama pompalı da öyle bir sistem yok. Kendiniz namluya mermiyi verdiğiniz sürece plastik kurşun atabilirsiniz. Bunu güvenlik amaçlı da kullanabilirsiniz. Sadece dediğim gibi pompalı tüfekler en iyi şekilde çalıştırır. Diğer tüfekler de çalıştırıyor. Lakin dediğim gibi her seferinde mekanizma kurma kolunu çekip tekrardan kurmanız lazım. Yani fişeği kendiniz vermeniz lazım. Yoksa tutukluk yapar mılar mı? Yani dışarı kendini atamaz. Şimdi gelelim şarjörlü av tüfeklerine. Genelde şu anda dönemimizin popüler tüfekleri diyebilirim. Daha çok gençler ve taktik atıcılar tercih ediyor bu tüfeği. Onu da söyleyeyim. Şimdi şarjörlünün avantajı nedir? Şarjörlünün avantajı genelde en çok hobi atışı dediğimiz yani sportif faaliyetlerde kullanılan tüfekler. Bu tüfekler ev savunmasında da kullanılabilir, güvenlik amaçlı da kullanılabilir... Çünkü şarjör ne kadar mermi fazla alırsa zaten o kadar hızlı şarjör değiştirirsiniz. Örnek veriyorum 5 tane şarjörünüz var. 10'lu diyelim. Bu ikili 5'li 10'lu şarjörlerimiz var. Derya firmasının mk 2 modeli bu arada bu. 12 kalibre fişek atıyor. Bununla işte dediğim gibi tekrar güvenlik amaçlı, savunma amaçlı fişek kullanabilirsiniz. Buraya mesela örnek veriyorum 10 tane kurşun fişek dizdiniz. 10 tane diğer şarjörü, 10 tane diğer şarjörü Burada hızlı bir hemen kullanım sağlayabilirsiniz yani. Şimdi tüfeğimiz zaten geride kaldı. Bu şekilde kullanabilirsiniz. Bu da gayet güzel bir tüfek. 12 kalibre bir tüfeğimiz. Burada da Derya MK20 modelimiz var. Derya MK20 modelimiz 20 kalibre bir av tüfeği. Şimdi av tüfekleri 3 kalibreye ayrılıyor genelde. Şu an en çok kullanılan 3 tane kalibre var. 12, 20, 36. 12 en büyük mermimiz. Onu da ben şimdi zaten yakın çekim gösteririm. 21 orta boyumuz, 36'da en küçük boyumuz diye geçer aslında. 36 kalibre aslında 410 kalibre denir. Burada 20 kalibre bir tüfeğimiz var. 20 kalibre genelde avlarda kullanıyorlar ama ben tercih etmem şahsen. Tercih eden avcılar da mevcut. Bu 12-20 kalibre tüfekler genelde yine söylediğim gibi avda kullanılır. Taktik atış amaçlı kullanılabilir. Bunlar tepiyor yalan yok. 12 ve 20 kalibre mermiler biraz geri tepmesi var. Ama geri tepmeyi seven insanlar da var. 36 kalibre mermilerimiz hiç tepmez. Yani eşinizle, çoluğunuzla, çocuğunuzla atabileceğiniz e, tepmeyen bir fişeğimiz 36 kalibre. Ava gitmez onu da söyleyeyim. E, tamamen hedef atıcılığı. 36 kalibre tüfeklerdir. Onu da şimdi zaten göstereceğim. Ayrıca bu tüfeklerin bakıma ihtiyacı var. Bakıma ihtiyacı olmayan tek tüfek pompalı tüfektir. Onu da söyleyeyim. Hani bakım yapabilirsiniz. E, ama bakıma en az ihtiyaç duyan tüfek pompalıdır diğer daha e, demin gösterdiğim tüfeklerin hepsinde bakıma ihtiyaç var. Özellikle şarjörlülerin ve o daha deminki gösterdiğim Armsan ve Solog'un e, bakıma ihtiyacı var. Çünkü bunlar yer otomatik tüfekler. E, hani ufak bir e, problemde bir e, içinde namluda bir kir, bir herhangi bir kusur yani temizlemediğiniz zaman size sorun yaratabilir. Yani bu tüfekleri temizlemeniz gerekiyor. Onu da söyleyeyim. Tek temizlemeniz gereken, temizlememeniz gereken tek tüfeğiniz pompalı olur. Onu da söyleyeyim. Şimdi geçelim 36 kalibre tüfeklerimize. 36 kalibre tüfeklerimiz en ince fişi atar. Daha demin de söylemiştim. Yine yakın çekeyim göstereyim. 36 kalibre tek kurşun bu elindeki olan fişeğim. Bu tüfek tamamen taktik atış ve hobi amaçlı kullanılan tüfekler yani. Onu söyleyeyim. Hani hızlı bir şekilde kurup atış yapabileceğiniz tüfekler. Savunma amaçlı kullanılabilir mi? Şahsi fikrim bence biraz zor. Yani savunma amaçlı en güzel tüfekler 12 kalibre tüfekler. Benim kanaatimce. Bu tüfeklerle istediğiniz gibi hedef atışı yapabilirsiniz. Şu anda en çok dediğim gibi tercih edilen tüfeklerden bir tanesi var elimde. HUSAN M71 modeli. Bununla yakında detaylı videolarını çekeceğim. HUSAN M71 gayet güzel bir tüfek. HUSAN'ın üretmiş olduğu şık, namlu giydirmeli güzel bir modelimiz. Bu tüfek genelde hedef atışı, taktik atışlar yapmanız için ideal bir tüfeğimiz. Onu da söyleyeyim. Şimdi burada trap dediğimiz e, havaya plak atıp vurduğumuz tüfeklerden bir tanesi Winchester e, SX3 modeli. Bunun da yakında videosu çekeceğim. E, şöyle güzel bir şerit namlumuz, e, bir yeşil arpacığımız, içinde şokumuz var. Hatta dıştan şoklu. E, de söyleyeyim. Gayet çok güzel, hızlı bir tüfeğimiz. Bunu da hemen tık 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 tık. Ve dünyanın en hızlı çalışan tüfeğinden diyebilirim ben size. Çok hızlı çalışıyor onu da söyleyeyim. Genelde trap atışı için kullanılıyor. Gayet de güzel bir tüfeğimiz. Şimdi tekrar konunun üstünden geçmek gerekirse. En baştan avcılık için, domuz avı için sılak namlu tercih edebilirsiniz. 4 artı 1 ve 7 artı 1 olabilir. İkinci olarak uçar kaçar avlar dediğimiz işte keklik, çulluk o tarz avlar için uzun namlulu. 4 artı 1 tüfekler sizin işinizi görecektir. Ayrıca Super Pose'yi de avlarında genellikle çok kullanıyorlar. Çünkü attığı fişeyi direkt hedefe son gücüyle, yani aynı gücüyle fırlatıyor. Onu da söyleyeyim. Pompalı dediğim gibi tamamen savunma amaçlı kullanabileceğiniz güzel tüfekler. Şarjörler de aynı şekilde bunları savunma amaçlı kullanabilirsiniz. Ama pompalı bir tık daha fazla tercih ediliyor. Çünkü manuel bir sistem olduğu için hani pompalı bir tık daha fazla tercih ediliyor. E, Pomponun avantajı yine tekrardan söyleyeyim. Plastik fişek dediğimiz fişeğimiz var burada. E, plastik bir kavuçuk bir fişek. E, öldürmez. E, sadece biraz süründürür. Yani mor artır onu da söyleyeyim. E, bununla güvenlik amaçlı kullanabilirsiniz. Tüfek çeşitlerimiz şu an e, bayimizde mevcut. Şu an hepsini çekmek için çok süre lazım. Çok vakit lazım. Ben zaten hepsini ayrı ayrı tek 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 video olarak çekeceğim. Eee... Sizin de desteklerinizi tabii ki bekliyoruz. Ee, videoyu beğenerek bize destek olabilirsiniz. Abone olabilirsiniz. İstediğiniz, sorduğunuz, merak ettiğiniz herhangi bir sorun varsa onu da yoruma yazın, hiç çekinmeyin. Ben elimden geldiği kadar yardımcı olacağım sizlere. Ee, tekrardan burada dediğim gibi trap tüfeğimiz var. Ee, trap atışında, trap hobisinde kullanmış olan efsane bir tüfek. Trap atışında süperpoze ve böyle dediğim gibi uzun namlulu 11 artı 1 bir tüfek kullanabilirsiniz. Yine şerit namlulu, e, tek arpacıklı, şoklu bir tüfeğimiz. Bu da Winchester'ın, e, Renovatessia'nın Reniora Testa. Daha doğrusu imzasında oldu zaten güzel bir tüfeğimiz. Efsane bir tüfek. Tüfek biraz uzun, kadrana sığmayabilir. Onu da tekrardan şöyle göstereyim ben size. Yani elde ettiğim, e, bildiğim, tecrübelerimle aktarmak istediklerim benim bu kadar. E, varsa yanlışlarımı düzeltebilirsiniz. E, olabilir, bilgiyi paylaştıkça çoğalır. Bugündük e, videomuz bu kadar. E, diğer çektiğimiz videolara da şu yukarıdaki katlardan bakarak ulaşabilirsiniz. Bugünlük bu kadar. E, beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum.